Çok teşekkür ederiz. Hepiniz Üstü Klanet'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel konuklarım var, gülen yüzleriyle beraber. Ve ekran başındaki konuklarımız, sizler de hoş geldiniz. Bugün size güzel şeyler hazırladık. Arkamda gördüğünüz kalabalık bir orkestra. Bugün az sonra size iki tane parçayı arka arkaya çalacak. Benim de ve orkestra arkadaşlarımın da çok sevdiği, sesini de kendini de çok sevdiğimiz bir sanatçı arkadaşımız daha var. Ablamız, kardeşimiz. Ve yine Sokak Çalgıcıları bölümünde ilginç iki tane konuğum olacak. Şimdi sizi Yaşar Akpençe ve Ritim Grubu ile baş başa bırakıyorum. Alkışlarınızla. Thank you.
hoş geldin, şeref verdin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu arkadaşlar senin müritlerin mi oluyorlar? Bunlar benim öğrencilerim. Güzel, ne kadar güzel. Evet. Aralarında bir de benim yeğenim de var, Aykut evet, Bey. Evet, evet. Ve bu arada oğlun? Oğlum, Doğan Akbençe. Doğan Akbençe, Yaşar abinin oğlu. Çok genç, kaç yaşında şu anda? 14. 14 yaşında ve babasıyla beraber. Zaten birinci parça onun parçasıydı. Evet, ilk çaldığımız parçanın evet, adı neydi? Valla hüzün diyelim ona değil mi? Aslında, hüzün mü? Evet, yani öyle bir evet, hüzünlü bir parça. Güzel. Peki daha önce birçok ritim grubu yaptın. Birçok evet, albümler yaptın. Onlardan bahsetmek istersen ya da yeni yolundan bahsetmek şimdi istersen. Şimdi zaten yeni bir albümümüz çıkıyor. Grup olarak zaten yapıyoruz albümü. Allah kısmı ederse bayramdan sonra çıkacak. 8 parça melodimiz var. Artı 7 parça da benim solom var. 8 parçanın 4'ünü Doğan Akbençe aranje etti. İnşallah her şey iyi olacak. Bayramdan sonra güzel bir albüm geliyor. Çok güzel. Yaşar Akbençe daha önce duyduğunuz birçok ritim grubunda gerek şeflik gerek sadece enstrümanistliğiyle yer aldı ve bizim kaset plak camiasında albümlerde dinlediğiniz çok kereler dinlediğiniz bir darbukacı ve bizim de çok sevdiğimiz. Alkışlarınızla lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve şimdi aşk mesajlarına bağlanıyoruz. Bakalım neler varmış bu hafta aşk mesajlarında. Hello to Germany. Greets to Rosenstraße. I love you. Seni seviyorum. 3,5 yıl aşkın bir ilişkim vardı. Çok sevmiştim. Küçük şeylerden de olsa maalesef bitti. Bitmemesini isterdim. Keşke bitmeseydi. Onunla çok mutluyum. Yanında çok... Hayat değişiyor, bambaşka bakıyorum dünyaya ama hiç gerek yok. Kıskançlıklar, yazık bitirdik ilişkiyi durup dururken yok yere bitti yani. Buraya gelme sebebim, İstanbul'a gelme sebebim fotoğraflarını Boğaz Köprüsü'nden aşağıya atıp seni de hayatımda tamamen çıkartacağım. Bir yıldır açılamadığım platonik aşkım, artık beni fark et. Ece seni ben çok seviyorum, hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok, tam bu kadar bak. Sevgili İsmail Tunçbilek. Sizin yüzünüzden kız arkadaşımdan ayrıldım. Sebebi de İsmail Türk Bilek'in saç çalışını mı çok seviyorsun yoksa beni mi daha çok seviyorsun sorusuna kaçamak cevaplar verdim. Evet, şimdi sırada stüdyo konuklarımızla birlikte söylediğimiz, koro halinde stüdyo koromuzla birlikte söylediğimiz şarkıya geldi. Prova yapmadık ama hepinizin sevdiğini düşündüğüm ve ekran başındakilerin de çok sevdiğini düşündüğüm bir şarkı var. Türk sanat müziği şarkısı yine. İnleyen nameler hep birlikte söyleriz değil mi? Söyler miyiz? Thank you.
Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Vallahi yakında bu koroyu zaten aralarından seçme yapıp bir tane Hüsnü Klarnet korosu yapacağız galiba. Öyle gözüküyor. Bu arada bahsetmeden geçemeyeceğim. Geçtiğimiz hafta içinde bir haftalık bir New York seyahatim oldu ve bu gidişimde Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın özel davetlisi olarak gittim ben New York'a ve dünyanın en önemli konser salonlarından biri Carnegie Hall'de bir konser yaptık. Hem Türkiye hem de Amerika bağlantılı, satellit üzerinden canlı bağlantı kuruldu. Ve ardından bir arkadaşımın yeni açtığı bir dünya müziği kulübünde iki gece üst üste çaldım. Bir Brooklyn Funk Essentials'la, bir de New York Gypsy All Stars'la. Yani çok güzel konserler yapıp geldik. Bunlar çok duyurulmasa da... Çünkü maalesef bizi dinlemekten hoşlanan, bizi seven insanlar bizi kaçamak tatillere gidiyoruz zannediyorlar ama benim kendi ekranım olduğu için buradan en azından yaptığım konserleri bahsetmek istedim. Güzel şeyler yapıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Şimdi gelecek konuğum bizim çok uzun yıllardır dostumuz, arkadaşımız olan, hem babadan hem abisinden dolayı hem kendisinden dolayı benim gözümde çok tertemiz bir enstrümanist ve Türkiye'nin Türkiye'de en çok sevdiğim veya sevdiğimiz üç sesten bir tanesi diyebilirim. Üçümüz adına konuşuyorum şu an. Doğru mu söylüyorum arkadaşlar? Hadi sen anons et bakalım anneni. Annemi mi? Evet. O zaman ben hiç söze uzatmayayım. Manevi annemi huzurunuzda davet ediyorum. Nuray Hafiftaş. Çalalım mı parçayı? Evet, evet. Hadi o parçayla girelim. Girelim bakalım. Başında yok.
elinde bebek. Garip bülbül gibi özlem, yuvasız kuşlar gibi göçme. Evde yarın seni bekler, başında yazma elinde bebek. Gel kardeşim, üzme canını, düşün. Sen Mevlana'nın korunu, yıkma dergahını. Gel kardeşim, üzme canını, düşünme yoksulluk yanını. Sen Mevlana'nın korunu, yıkma dergahı. Oh,
Seni şöyle alalım. Oğlunun yanına. Neden bu ana oğul hikayesini anlatın o zaman insanlara? Ben de merak ettim. Olsam merak ederim. Tamam. Anlatalım. Anlat bakalım Nuriştik. Nereden benim manevi oğlum ama nereden başlasak bilmiyorum. Epey bir sene oldu galiba. Ben bir çocuk dünyaya getirmedim ama sanki getirmişçesine ben onu sahiplendim ve çok seviyorum. Uzun süreler onun yoğun çalışmalarından dolayı görüşemesek de ama biliyorum ki yüreklerimiz... Kalplerimiz bir. Kalplerimiz bir. Evet. Onu çok seviyorum. Sevgi, sevgi biliyorsun yanında olanı sevmek değil, uzaktakini yanında hissetmektir. Vay be! Vay be! Çok güzelmiş. O zaman derin oluyor galiba değil mi zaten? Az sonra anlatacağız. Sizi yerinize alalım Nuray Hanım şöyle. Az sonra anlatacağız şöyle nasıl bu arkadaşları baskına gittiğini, şöyle bunların yanına gidip de değil mi? Tabii, sürpriz yaptığını. Anlatalım. Biz aslında her programımızın açılışına bir parça hazırlıyoruz dedik. Gerçi bütün parçalarımızı hazırlıyoruz ama bugün perküsyonlarla açalım deyip hazırlık parçamızı şimdiye sakladık. Şimdi bir parça çalıyoruz size. Neydi? Night in Tunisia isimli parçayı çalıyoruz. Thank you.
Bu alkışların en büyüğü genç dahi genci arıya lütfen. Evet hocam. Bravo sanatçılar arkadaşım. Evet çok kısa bir reklam aramız var. Hemen dönüyoruz. Şimdi sırada İsmail Bey'in bestesi. Gerçi bu besteyi nasıl bir besteydi bunu anlatır mısın bize? Bir esinlenme vardı galiba. Esinlenme burada. Var. Çölde yaptığım bir beste. Çöldeki ruhaniyetime göre değişen bir beste. Duyan da seni var ya bu adam herhalde çölde doğdu büyüdü de çölden buraya geldi zannedecek. Bütün hayat hikayelerin çölle alakalı senin. Keşke. O bayağı bir psikolojik bir baskı altındaydı. Evet. Hala da onun toparlanması devre arasında. Aman toparlayamasın o zaman çalamaz. Evet zaten. Evet. Değil mi? Bizim gibi adamların çok huzur iyi gelmiyor bize. Şimdi Biçare isimli bestesini dinliyoruz. Alkışlarınızla İsmail Türk Bilek. Thank you.
çöllere götürdün bizi İsmail. Oh, çok fena oldu. Sina çölü müydü orası? Sina'ydı, Sina. Peki Nuray Hanım, şu Sina çölüne nasıl bir baskın yaptınız bu arkadaşlara? Bileti alıp ben geliyorum mu dedin yoksa ben geleyim mi dedin? Hayır, kendileri çağırdılar. Öyle mi? Evet. Evet, şimdi hatlar karışabilir biraz sonra. Nasıl yani? Hadi. Aytaş telefon açmıştı. Evet. Dedi ki, ablacığım dedi, seni bekliyoruz dedi, gel dedi. Ben de dedim tamam gelirim dedim. İlk kez tabii görmüş olacaktım zaten Kahire'yi. Bir de farklı müzik türlerini çok sevdiğim ve dinlediğim için. Sen Arap müziğine zaten bir ilgin var senin, biliyorum ben. O var. Onun Arapça derslerini alıyorum, bir sürü paralar harcıyorsun Arapça derslerine değil mi? Hüsnü'cüğüm onun da istemediği bir şeydi zaten bu. Hani. Evet. Yok, istiyordum valla, istiyordum. Oğlum Allah razı olsun çağırdığın için. Gittim şimdi, normalde ben hani kot pantolon, işte kot gömlek, işte bot filan giyerim. İsmail dedi ki seni de orada anlatacağız. İşte Türkiye'de meşhur bir sanatçı diye. Ondan sonra biraz döpiyes möpiyes giy gel dedi. Ben de hiç beceremem, neyse oyum. Ona tamam oğlum dedim, iyi gider alışveriş yaparım dedim. Gittim. Gene bir kot pantolon, gene bir kot gömlek. Yani anlayacağım. Yeni kot. Botlar. Evet. Anlayacağım, bizim bütün o planlarımız suya düştü hocam. Kot pantolon gömlek iptal oldu her şey zaten. Evde başıma şey kitap koydular. Diyor ki Mamiş diyor, hadi diyor yürü bakalım diyor, hani daha kibar yürümem için. Normalde benim yürüyüşüm şeydir, herkesin bir yürüyüş şekli vardır. Şöyle şöyle yürürüm. Ondan sonra ben bir gittim, indim havalanına. Sırtıma attım valizimi. Gelmişlerdi karşılamaya. Beni bir gördüler böyle. Rezil olduk dedi. Ben böyle. Nasılsın oğlum? Allah dedi, yarın dedi hemen dedi biletini değiştirelim. Bir defol git buradan. Sen çuval da giysen. Aç sırtma beni. Yürümesen de. Sonuç olarak insanlar çok güzel yürüyorlar. Görüyoruz birçok yerde. Çok güzel yürüyorlar. Çok güzel elbiseler giyiyorlar böyle. Oh, bir sürü şeyler yapıyorlar ama sende olmayan çok önemli bir şeyden yoksunlar. Onun için sen bizim her zaman buramızdasın. Ve seni çok seviyoruz. Ayrı bir sevgin var bizim yanımızda. Senin de bizi öyle sevdiğini biliyorum ama. Ya. Çok seviyorum hem de. İyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ederim. Peki şu bir şey daha açmak istiyorum. Birkaç misafirin var evde galiba. Biraz kalabalıksınız. Bir küçük 100, bir aile. 100 kişi, 100 kişi falan. Küçük bir aile. 100 kişi falan yaşıyorsunuz galiba evde. Ondan biraz bahset bize. Çünkü bunu da çok içten alkışlayacak insanlar aramızda vardır mutlaka. Mutlaka vardır tabii. Şimdi ben doğayı da seven bir insanım. Hani kimi vardır çiçeği çok sever, evinde çiçek besler. Kimi vardır ağaçlara karşı olağanüstü ilgisi, sevgisi vardır. Ben hepsini seviyorum ama bunun yanı sıra da hani Yüce Mevlamızın yarattığı o sevimli hani o kedicikler. Köpecikler. Havhavlar. Onu Ali abi söylemem. Kaç tane misafirim var söyle de hadi rahatlayalım, şarkı söylemem, çalacağız bak. Söylemem. Türkiye'ye geçelim. Söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim. Yok o kadar değil. Söylemi, yok ya birkaç misafir arkadaşı var evet. Ama gerçekten çok içten çocukları gibi bakıyor. Evinde birkaç köpek. Kedi ve seviyorum. Başka bir şey var mı? Çok seviyorum. Şimdilik yok galiba. Yok. Söyle de kurtulan. Komşularda inek var, koyun var, kuzu var. Benim de bir köpeğim var Nuray'da, biliyor musun? Doğrudur. Evet, benim ama bir köpeğime de Nuray. İnsanın, İsmail oğlumun da bana vermiş olduğu bir Dalmaçyalı köpek var. Adı Korsan, hala duruyor. Bir gün hani kaçtı kaybettim diye eyvah oğlum kızacak bana diyor. Oğlan ama vermiştir onu kim bilir. Köyün 5 sene önce. Döndüm dolandım. Ne kaç sene önce verdi oğlun o köpeği sana? 2 sene önce. 2 senedir de görmedi değil mi hiç? Gördüm canım. Gördün mü? Gördüm. Bir kere gördüm. Bir kere gördüm. İyi bari biraz vicdan varmış demek. O zaman bir şarkı. Türkiye'ye geçelim. Evet, türkü. Hangi türkü var sırada şimdi? Mühür Gözlüm'ü seviyor musunuz? Hep beraber söyleyelim. Thank you.
Sakınırım, kıskanırım ey. Uçan kuştan, esen yerden. Uçan kuştan, esen yerden. Sakınırım, kıskanırım ey. Yani aynı tondan da olduğu için şu parçayı hemen devamlı bir şarkı ekleyelim. Tamam. Provası zaman sizler de eşlik ederseniz ben rahatlamış olurum. Sezen Aksu'ya ait Belalı. Yanarım, yanarım, tutuşur
Şarkıları neredeyse onun ruhuna girip de onun hissettiği gibi çalmaya çalışıyoruz. Ki gönül ister ki tabii bir gün Sezen Aksu ile burada program yapalım ve onun şarkılarını hep birlikte çalalım. Ama biz yine de o buradaymış gibi çalıp söylüyoruz şarkılarını. Umarım bizi ara sıra izliyordur. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Sezen Aksu'ya. Ve bu arada neredeyse planlı ya da plansız her programda bir ya da iki tane Sezen Aksu şarkısı çalıyoruz. Yakında bir proje çıkıyor piyasaya. 14 Aralık değil mi? 14 Aralık'ta gala gecesi oluyor. O Kadın filmiyle birlikte. 10 tane Sezen Aksu şarkısı. 10 Sezen Aksu şarkısıyla baştan sona filmi anlatıyor. Ve bence hepinizin merak edeceği, benim de çok merakla beklediğim bir film. 14 Aralık'ta gala gecesi olacak. Unutmayalım. Çünkü Sezen Aksu'nun şarkıları zaten film gibi. Hepsi hep birer film gibi. Evet, evet. Hep beraber oradayız inşallah. Ve biz de gala gecesinde çalıyoruz. Taksim Trio olarak 3 kişi. Bize de bir alkış o zaman. 13 Aralık. 13 Aralık. Allah Allah. 14 Aralık'ta tüm Türkiye'de. 13 Aralık'ta galaymış, 14 Aralık'ta tüm Türkiye'deymiş arkadaşlar, affedersiniz. Yanlış ama siz anladınız nasıl olsa. Böyle, evet. Çok güzel. Bir türkümüz daha var. Bu türküleri özellikle seçmedik. Bizim ruhumuz hep böyle hüzünlü olduğundan dolayı mı, nedendir? Nedir böyle hocam? Hep duygusal türkülere ve şarkılara yöneliyoruz. Yeşil başlı gövel ördek. Hadi bakalım. Söyle de dinleyelim artık Nuray'cığım. Hadi evet, bakalım. Evet ama şimdi ben oğlumun hatırına bu akşam gerçekten hani bana pes olan bir tondan okuyorum. O bilinsin lütfen. La. Tabii ki. Ne demek istiyorsun? Bunlar benimle dalga geçiyorlar. Yaşlandın diyorlar artık. Estağfurullah, estağfurullah. Daha evet. Daha idare edersin. Dünden bu yana. Dökmeyin. Dökmeyeyim diye ama tamam peki. Tamam. Bu arada İsmail Bey sadece La notasından çalabildiğim için. Ben sadece özür diliyorum anneciğim. Ben sadece La'dan çalabildiğim için. Seni zor durumda bırak. O zaman tamam. Hadi yeşil başlı gövel ördek çal da dinleyelim İsmail abi. Hmm.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir reklam aramız var. Hemen dönüyoruz. Evet. Her hafta bir sokak çalgısını misafir ediyoruz. Ve bu hafta bakalım kameramıza kimler takılmış. Hep birlikte izleyelim. Sonra arkadaşlarımızı ağırlayacağız burada. Sokak müzisyenlerini tanıtmaya bütün hızıyla devam ediyoruz. Hüsnü Klarnet bu hafta İstanbul metrosunda. Bakalım kimler İstanbul metrosunu yaptığı müzikle renklendiriyor. Birlikte görelim. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. Aslan Batur. Aslan. Siz? Tuğra Tilki. Tuğra. Aslan ve Tuğra ne zamandır birlikteler? 6 ay oldu sanırım. Temmuz ayında başladık çalmaya. 6 ay oldu. Evet. Geçinmek zorunda olduğunuz için mi yoksa zevk için mi? Yani hem zevk için hem de hani artık her sabah kalkınca böyle babamdan para istemekten artık bıkmıştım bir saatten sonra. Yani artık utanmaya başlasın. Hadi bu para hadi falan zor geliyor yani. Hüsnü Klarnet izleyiciler için ne çalmak istersiniz? Keskin Bıçak, evet, iyi gider. Hüsnü Şenlendirici'nin programına konuk olmak ister miydiniz? Bilmem. Olabiliyor mu? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü öyle bir şey? Bekleyip görelim. Evet, şimdi sizi Aslı ve Tuğra ile baş başa bırakıyoruz. Kalmış buralı
Aslı ve Tuğra Marmara Üniversitesi'nde okuyorlar. Doğru mu söyledim? Evet. Bu arada parça başlamadan önce Aslı diyor ki bana çok heyecanlıyım ben ne olacak diyor. Ama kendini karşıda monitörde görünce böyle bir keyiflendi ve hiç de heyecanlı gözükmedin yani. Direkt hazır ve nazır vaziyette. Valla başlamadan önce heyecan vardı yani ne dürüst olayım ya yani. Heyecanlıydım. Şimdi ama bitti sonradan... değil mi hiçbir şey kalmadı. Yok canım hala heyecanlıyım yani burası bambaşka bir yer. Ve çok çok mutluyum burada olduğum için çok onur duyuyorum. Arkadaşım da öyle. Gerçekten çok mutluyuz burada olduğunuz için. Çok teşekkür ederim ben de. Teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Peki bir özel bir nedeni var mı sokakta çalmanızın? Yani kendi harçlığınızı mı çıkarıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Neden yani? Ya aslında zevk alıyoruz. Keyif mi yoksa? Evet. Yani keyif alıyoruz. Keyfi değiliz. Yani aslında keyif alıyoruz ama yani hayatta her şey keyif. Keyifle evet. Karın doymuyor yani. Değil mi? Keyifle evet. Bir yere kadar yani. Peki normalde üniversite öğrencileri evet. sizin yaşınızdaki arkadaşlar evden harçlıklar alıyorlar. Harçlıklarını yok, evden alıyoruz. Onu yapmıyoruz. Biz kendimiz kazanıyoruz. Daha öyle mutlu mi oluyoruz evet. Oo, sen de evet, öyle. Ben de aynen. Peki sizi nerede dinleyebiliriz? Nerede nereden geçerken göreceğiz kulağımıza şimdi, kemanının, gitarının sesi? Şöyle söyleyelim. Perşembe günü Levent'te, 1. Levent'te. Levent çarşı çıkışında. Evet. Akşam 5 ve 10 arası. 5 saat ha? Yok. Yani bazen yani, tabii yorulduğumuz zamanla da okuyoruz sonuçta. Derslerimiz oluyor. Yani izlemek isteyenler Perşembe günü Levent'te, Cuma günü Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy aynı çıkışı şiş değil. Mecidiyeköy çıkışına aynı saatteyiz. Bekleriz buyurun. Vallahi. Aslı bu işlere bayağı şeyli, ne derler, hazırlıklı olmasa da en azından hevesli. en azından Aytaç'tan iyi canım. Aytaç Efendi çok güzel kanun çalsa da bizim aramızda hiç susmasa da şuraya iki kelime konuşturamadık onu toplam. Evet, 4 haftadır program yapıyoruz. Bakın evet diyor. Evet Çubaşı. ama alkışlarınız Aslı ve Tuğra için lütfen. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi Hasret Gültekin'in çok sevdiğimiz, normaldir bilmemeniz çünkü artık dinlenilen şarkılar, türküler başka bir hal aldığı için Hasret Gültekin'i ben de bilmiyordum uzun yıllar. Öğrenmem zaman aldı. Bestelerini biliyordum da onun besteleri olduğunu bilmiyordum. Şimdi ondan bir şarkı çalacağız size bakalım. Türkü diyelim değil mi? Hep karıştırıyorum. Yanlış. Onu benim için şarkı türkü hepsi aynı şey gibi. Hasret Gültekin'i de rahmetli. Hasret Gültekin'i rahmetli anıyoruz ve alkışlarımızı gönderelim diyorum. Nur işte okusun artık bu parçayı bize ya. Efendim? Değil mi Nuriş'cim? Efendim? Sen de oku artık bu parçayı. Tamam. Tabii. Buyurun İsmail Bey. Thank you.
dertler ortak. Ağzına sağlık efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir Muayyer Kürdi saz semazisi alacağız size. Neden? Söylenişi güzel mi? Sever misin Muayyer Kürdi saz semazisini? Tamam. Reşat Aysun'un çok önemli bir müzisyendir. Çok önemli bir bestecidir. Birçok saz semaisi ya da peşleminden bir tanesi. Bize bir ufak bir giriş yapar mısın Aytaş'cığım? Pilim bitmiş de onu değiştireyim. Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Bu da Taksim Trio albümünde çaldığımız ve çok da severek çaldığımız, hatta sıfır prova ile çaldığımız bir şarkı. Albümde tamamen çocukluk yaşta duyduklarımız kadarıyla bir araya gelip uzun uzun provalar yapmadan çaldığımız bir parça. Güzel bir parça değil mi? Muhteşem. Alagöz. Alagöz. Bu kimin bestesi? Yok, hadi bu bir Azeri mahnı. Evet. Söylemeye çalıştım. Peki efendim. Altı şimdi. Son. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Nuray Hanım. Ve oturayım.
Sana ufak bir hediye vereceğim. Bu Atatürk'le 2008 ajandası. Ve içinde Atatürk'ün birbirinden güzel resimleri de var. Çok teşekkür ederim. Artık bunun, sayfalarını konser ve ekstra tarihleriyle doldururuz herhalde, değil mi? En baş sayfaya zaten sizlerle şu anda olmanın gururu, heyecanı, mutluluğu hepsi birbirine karıştı. Gerçekten efendim bu değerli orkestrayla söylemek çok da öyle kolay bir şey değil. Çok kolay değil. Ben şahidim. Söylemeye çalıştım. Tabii ki Manevi oğlumla da ilk kez böylesi bir televizyon programında bir araya geldim. Onun da heyecanı var ki kelimeler tükendi, anlatamıyorum. Ama ben hepinizi çok çok seviyorum. Yürekten kutluyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Nazım, iyi ki sen de varsın. İyi ki sen de varsın. Canım oğlum. Çok teşekkür ederim. Huzurunuzda bir kez daha, Nuray Afiftaş'a çok teşekkür ediyorum programımıza geldiği için. Ağzına, ayaklarına, ruhuna, gönlüne sağlık. Ne zaman geliyor? Bir daha mı? Vokal alın beni diyorum. Keşke... ama almıyorlar. Birazcık benim seni çalıştırmam lazım. Keşke her hafta gelsen de kulaklarımızın pasisini. Evet, evet. Vokale geleyim. Benim bir düşünmem lazım. Olur vallahi, dur bakalım bir oğlunla bir konuş da. Önce benim bir düşünmem lazım. Ben anlamam, oğlum bilir. Evet, bu hafta yine programımız çok çabuk geçti. Ve biz her pazartesi saat 21.30'da sizlerin karşısındayız ve hepinizi bekliyoruz inşallah. Şimdi bir İspanyol şarkıyla veda ediyoruz. Arkadaşlarım ve ben teşekkür ediyoruz bizle birlikte olduğunuz için. Sağ olun.